Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı çok kolay, bir o kadar da gösterişli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde Nakolüks minnoş bebeğini. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Modelin altına lastik uygulamayacağım. Anlatım esnasında siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modele. Ön yüzden modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler ücretsizdir bu arada. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Genel ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Şimdi bu 3 ilmeğimizin bu birincisi zaten ters olarak arka yüzden düz öreceğiz. Bu ters örgü olarak şu 2 ilmeğimiz de haroşa olarak devam edecek. Model ilerledikçe daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi üzerine dolayıp artırma yapıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 tane ters ilmeğimizin 2 tanesi ve şuradaki 2 tanesi haroşa olarak devam edecek model boyunca. Şu ortadaki ilmeğimiz ön yüzden ters, arka yüzden düz olarak ters ilmek olarak devam edecek. Dediğim gibi model ilerledikçe daha iyi anlaşılacak. Şimdi sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimin üzerine dolayıp artırma yapıyorum. Tekrar 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi üzerinden dolayarak artırma yaptım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Şu baştaki ilmeğimizi düz örüyoruz. İpi bana doğru aldım. Bu iki ilmeğimiz haroşa olacağı için 2 tane ters örüyorum. Şimdi doladığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Şimdi bakın burada 5 tane düz ilmeğimiz var. 5 tane düz ilmeğimizin önce 2 tanesini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3. ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Yani şimdi bu 5 ilmeğin şu 2 tanesi haroşa, biri önden ters, arkadan düz. 2 ilmek yine haroşa olmuş olacak. Şu artırdığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Yine bakın burada 5 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini ters örüyorum. 1, 2. İpimi arkaya aldım. Şu bir ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 2 tane ters örüyorum. Bunlar bizim haroşa ilmeklerimiz. Artırdığım ilmeğimi şöyle örmeden sağ şişimi aldım. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada yine 3 tane ilmeğimiz var. 2 tanesini ters örüyorum. Bunlar haroşa ilmeklerimiz. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi 2 tane haroşa ilmeğim var. Birini ters örüyorum. Şimdi diğerini örmeden önce şöyle örmeden sağ şişimi alıp üzerinden iplik atarak artırmamı yapıyorum. Sıradaki şu artırdığım ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Sıradaki iki haroşamın yine bir tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. Üzerinden şöyle iplik dolayarak artırma yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Yine şu ilmeğimi
Örmeden sağ şişimi alıyorum. Üzerinden şöyle iplik doluyorum, artırma yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. Üzerinden şöyle iplik dolayarak artırıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Yine sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi üzerinden dolayarak artırmamı yaptım. Ve şu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden aldım. İplik dolayarak artırmamı yaptım. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden 3. sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane düz örüyorum. Artık bu ilmeğimin düz olduğu zaten belli olmaya başladı. Şimdi 1 tane tersimi ördüm. Sıradaki şu artırdığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Yine şu doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmeğimiz düz ilmek. Bunu düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bir ters ördüm. Şu artırdığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 tane ters örüyorum. Yine örmeden aldığım ilmeğimi, doladığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmek belli zaten. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters. Şu doladığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Aradaki 2 tersi örüyorum. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters, kenar ilmeğimi de, pardon, bir düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece 4. sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ama şu an anlaşılmadığı için modeli tekrar ilk sıradan aynen başladığımız gibi tekrar birlikte kuralım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Şimdi bir ters daha ördüm. Şu sıradaki iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Ortadaki şu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Üzerine iplik dolayarak artırma yaptım. Ve şu iki ilmeği yine artırma yaptım ve yanındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Ve şu ters ilmek, doladığım ilmekle şu ters ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Ve şu tek olan, ortadaki tek olan ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi üzerinden doluyorum, artırma yapıyorum. Yine şu iki ilmeği birlikte örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Ve sıradaki şu iki ilmeği artırdığım ve yanındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ortadaki şu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi üzerinden dolayıp artırmamı yaptım. Sıradaki şu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimiz düz. Bu ilmeğimizi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1, 2 tane ters ördüm. Şimdi sıradaki şu doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve 3 tane ters örüyorum toplamda. 1, 2, 3. İpi arkaya aldım. Bakın bu ilmek belli zaten. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. Doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yani burada toplamda doladığımız ilmek hariç 5 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. 1 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters. Şu doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1,
2, 3 ters. İpimi arkaya aldım. Yine düz ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. Şimdi şu doladığım ilmeklerin bir bu yanından, bir de bu yanından, şimdi şu ortadaki ilmeğin bir bu yanından, bir bu yanından tekrar şu işlemi yapacağız. Dolayarak artırma işlemini yapacağız. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Şu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve hemen yanındaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Üzerine ip doluyorum ve 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Yani buradaki bu artırma işlemleri arkadaşlar, şu ortadaki ilmeğin bir ortadaki ilmeğe artırma işlemini uyguluyoruz. Bir iki yanında, bir ortaya, bir iki yanına, bir ortaya, bir iki yanına. Model boyunca hep o şekilde devam ediyor. Şimdi bakın yine şu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Üzerine iplik dolayarak artırmamı yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği beraber örüyorum. Doladığım ve diğer ilmek. Yine sıradaki ilmeği örmeden aldım sağ şişimi. Üzerine ipimi doluyorum. Ve 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. Üzerine ipimi dolayıp artırma yaptım. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Üzerine iplik dolayıp artırıyorum. 2 tane ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve son sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Zaten artık ilmeklerimizin yerleri belli arkadaşlar. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. Şu doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2 ters ördüm. Yine doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimiz düz. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. Doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters. Doladığım ilmeği örmedim. 2 ters. İpimi arkaya aldım. Yine burada doladığımız ilmekler hariç 5 tane ilmeğimiz var. Yani 7 tane görünüyor ama doladığımız ilmekler hariç 5 ilmeğimiz var. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. Doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters. Yine doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters. 1 düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Modelimizi 2 kez kurduk arkadaşlar. Dediğim gibi şu ortadaki ilmeği, ya yani artırma işlemimiz, model hep şu ortadaki ilmenin etrafında dönüyor aslında. Bir ortadaki ilmeğe iplik dolayarak artırma yapıyoruz. Bir yanındaki iki ilmeğe, bir ortadaki ilmeğe, bir yanındaki iki ilmeğe şeklinde devam ediyor. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden görüntümüz bu şekilde. Şöyle her açıdan görmenizi istiyorum. Yakından, uzaktan. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Birçok şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Yeleklerde, hırkalarda, bebek battaniyelerinde, anne yeleklerinde birçok yerde kullanabiliriz. Daha farklı iplikler kullanarak, işte angora iplikler kullanarak yeleklerde de, anne yeleklerinde, gelin yeleklerinde, yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir model. Hem kolay hem de çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.